Merhaba arkadaşlar. Bugün 9. sınıf konusu olan maddenin hallerinden plazma ne demekmiş, nerelerde kullanılıyormuş onlara bir bakalım. Plazma dediğimiz arkadaşlar yeterince ısıtılmış gaz içinde serbest elektron ve iyon bulutları oluşmaya başlıyor. Fakat bazı atomlarda nötr kalmaya devam ediyor bu olay. Oluşan bu iyon, elektron ve nötr atom karışımına plazma ya da iyonize gaz adını veriyoruz biz. Plazmayı doğal plazmalar ve yapay plazmalar olarak iki kısımda inceleyebiliriz. Doğal plazmalar dediğimiz tüm yıldızlar, mesela uzay, güneş sistemi, yıldırım ve şimşek, bunların hepsini doğal plazma diyebiliriz. Zaten güneş dev bir plazma küresidir. Yıldırım ve şimşeğin aktığı yol boyunca nötr atomlar, moleküller, uyarılmış atomlar, pozitif iyonlar, elektronlar ve fotonlardan oluşan bir gaz bulutu oluşuyor. Bu plazma haline yine bir örnek olarak verilebilir. Yapay plazmaya geldiğimiz zaman burada kibrit, mum alevi, plazma topu, neon tüpleri, floresan lambalar, bunlar da yapay plazmaya örnek verilebilir. Şimdi plazmanın özelliklerine gelecek olursak, gazlar bulundukları kabı doldururken plazma bulunduğu kapta bulut şeklinde kümeleniyor. Daha sonra yüksek sıcaklık ve enerji yoğunluğuna sahiptir bunlar. Kütlesinin büyük bir kısmını yüklü tanecikler oluşturduğu için ışığı geçirmiyorlar. Ve manyetik ve elektriksel alandan etkileniyorlar. Elektriği ve ısıyı iyi iletirler. Kimyasal reaksiyonları hızlı gerçekleşiyor. Ve en önemli maddelerden birisi de elektriksel olarak nötrdür diyebiliriz. Şimdi plazmanın kullanım alanlarından bahsedelim. Mesela floresan lambalarda ve neon ışıklarda kullanıldığından bahsediyoruz. Bunlar hayatımızda yaygın olarak kullanıyoruz zaten. Floresan lambalarda yüksek voltaj altında ampul içinde bulunan gaz atomlarındaki elektronlar gazlardan ayrılıyor ve daha yüksek enerji seviyesine çıkıyor. Ampul içinde bu plazma haline gelen gazlarda gazlardaki elektronlar tekrar eski enerji seviyesine gelerek ışık yayıyor. Yani floresan lambaların mantığını bu şekilde açıklayabiliriz. Aynı şekilde plazma TV'lerde, plazma teknolojisinde bunları kullanabiliyoruz. Burada neon, argon ve ksenon gazları etkin oluyor. Burada plazma televizyonlarda iki panelimiz var. İki panel arasında genellikle bu argon, ksenon ve neon gazları bulunuyor. Ve elektrik akımı bu gazlar içinden geçerken bir parlama oluyor. Ve bu parlama sayesinde biz zaten görüntüyü sağlayabiliyoruz. Aynı şekilde plazma küreleri, plazma arc kaynaklarından bahsedebiliyoruz. Bunlardan plazma küreleri dediğimiz kanamaları durdurmak için kullanılıyor. Ve argon gazı plazmanın kullanım alanlarından bu noktada kullanılıyor şeklinde söyleyebiliriz.